Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kanseri artık izleyicilerimiz bizim programlarımızdan, başka programlarımızdan da biliyorlar. Kanserde tanı nasıl konuluyor? Bir radyolog bu süreçte neler yapıyor? Biraz öyle girmek isterim ben. İlk önce bir giriş yapayım. O görünmez kahraman radyoloji ve patoloji konusunda erken. Aslında kanser bir ekip işi olduğunu söyleyeyim. Günümüzde en çok yaşanan sorunlardan birisi, eğer bir hekim tek başına kanser hastasıyla ilgileniyorsa burada çok sorunlar yaşanıyor, yol kazaları oluyor. Yani tek kişi hem çalıp hem oynama. Bu bir ekiple birlikte, yani radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, onkoloji uzmanı, radyoterapici, cerrah ve diğer ilgili klinisyen arkadaşlar mutlaka ekip olarak bu hastayla ilişkilenmeleri gerekiyor. Çünkü şundan dolayı, yani bir medikal onkolog tek başına bir kanser hastasını tümüyle ona dair bir kapsayıcı fikir oluşturup onu takip etmek, tedavi etmek konusunda zorlanabilir. Onun için mutlaka bu süreci bir ekiple birlikte bence yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk önce onu söyleyeyim. Tabii mutlaka ki bir ekip işi olmalı. Şimdi kanser tanı meselesine gelince de şu. Yani kanser günümüzde bir olgu, hakikaten toplumsal olarak çok yaygın, çok genç yaşlara kadar inmiş durumda ve toplumsal yaygınlığı da oldukça fazla. Gündelik hayatta bunu artık herkesin bir yakını ya da komşusu ya da arkadaşı filan neredeyse kanser tanısı alıyor. Kanser tanısı çok önemli dedik, çünkü şundan dolayı önemli. Bir sefer kanserin iki tane önemli faktörü var. Birisi uygun bir görüntüleme yöntemi seçilmeli. İkincisi ise mutlaka ve mutlaka kanser konusunda birazcık daha deneyim kazanmış bir radyo tarafında değerlendirilmesi de çok önemli. Yani bunu neden önemli? Çünkü ben öyle düşünüyorum ki günümüzde kanserin risk grupları içerisinde görülme sıklığı artıyor. Yani annesinde meme kanseri olan, işte babasında akciğer kanseri olan ya da ailesinde kolon kanseri olan birisinin kanser olma ihtimali çok yüksek. Bu noktada, ama tabii bunun dışındaki gruplarda da kanser olgusunun yaygın olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu özellikle bu riskli gruplarda uygun bir görüntüleme yöntemi seçmek çok önemli. Yani mesela bugün diyelim ki akciğer kanserini siz, ben öyle düşünüyorum ki akciğer kanserini bir kez eğer bir hasta belli bir yaşa gelmişse, sigara kullanıcısıysa ya da tozlu ortamlarda çalışıyorsa falan, aile faktörü de varsa mutlaka bunun 35 ile 40 yaş arasında bir kez düşük doz tomografi yaptırması gerekiyor ki oradan itibaren en azından olup olmadığı konusunda bir net fikir koyabiliriz. Akciğer grafisi mesela bazı kontroller yapılıyor. Ben bunu çok yani yapılan çalışmalarda da şu görülüyor ki akciğer grafisi normal olan birçok olguda aslında atlanmış bir şey olduğu saptanıyor filan gibi. Onun için burada şunu söylemek istiyorum ki bunu açabiliriz. Kolon kanserinde işte hangi görüntüleme yöntemini seçmek gerekiyor? Diyelim ki görüntüleme yönteminde elbette ki kolonoskopi, elbette ki endoskopi filan seçebiliriz ama bence burada tomografiyi de ilave etmek filan, hani riskli gruplarda, değil mi, kolon kanseri de diyelim ki işte karaciğer kanserinde filan. Keza meme kanserinde yani ben öyle ilginçtir, bazı riskli gruplarda inanın MR'la sadece hiçbir kitlesi olmadığı halde göğsünde kanserin başlangıcı olan olgular da saptadık. Yani mamografi dışında bunu söylemek istiyorsunuz. Tabii. MR'la saptadığımız hastaları söyleyeyim. Burada küçük bir cümle açmak istiyorum. Bir de tabii bu konuştuklarım burada yaklaşık 3 yıllık bir süredir yoğun olarak Avrasya'da bir ekiple birlikte sürdürdüğümüz bir deneyimler üzerinden birazcık da konuşmak istiyorum. Yani SALT böyle genel geçer teorik bir takım şeyleri söylemek değil de bu 3 yıllık süre içerisinde deneyimlediğimiz hemen hemen birçok kıtada hastanın da bize geldiği bir noktada deneyimlerin de burada birazcık hani ampirik olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.